İyiyim, teşekkürler siz. Biz de çok iyiyiz efendim. Gündüz solaryumda bugüne hazırlıkmış galiba anladığımız yok, kadarıyla. Yok, aslında o önümüzdeki şey film galasına hazırlıktı da. Bugün biraz şu an yanıyorum zaten, kıpkırmızı oldum. Evet, fazla mı kaçtı solaryum? Ya hayır, aslında şöyle biraz taze şu an ya, o yüzden. Yani yazın çok güzel yandım ama o açılırken çok kötü bir renk oluyor. Biraz yavaş yavaş şey yapıyorum o yüzden. Hemen filmden de bahsedelim efendim. Nasıl? Evet. Film geliyor, çok az kaldı. Evet, 13 Ekim'de vizyona girecek Güven Bana, Selçuk Aydemir'in filmi. Güzel ya, çok komik. Yani uzun zamandır bu kadar güldüğünüzü düşünmüyorum. O yüzden çok keyifli olacak. Özlemiş miyiz sinemayı? Çok, evet. Yani ben biraz daha böyle ufak bir roldeyim aslında, beyler daha fazla. Biraz onların üstüne ağırlık var ama şey, ya sinemada her türlü olmak, iyi bir projenin içinde olmak her zaman keyifli. İnşallah biraz hareketlenir de artık sinema. Televizyon için neler düşünüyorsunuz efendim? Yani düşünüyorum. Çocuklardan fırsat kalabiliyor yok, mu? Yok yok, var var aslında, fırsat var. Gerçi tiyatro da var, o da çok vakit alıyor ama ya televizyonda olmayı çok istiyorum. Çok da seviyorum zaten. En son bir dijitale proje çekmiştik, evet, geçen sene. Ama bence ulusal da olmak başka bir şey. Yani seyirci de bence beni orada görmek istiyor. Kısmet bakalım. Hep tatlı sevimli karakterlerde gördük sizi özellikle ama farklı bir karakter oynamayı düşünüyor musunuz ya da nasıl bir karaktere can vermek isterdiniz, hayat vermek isterdiniz? Aslında en son dijitalde oynadığım karakter çok tatlı değildi. Çok böyle sert köşeleri, evet, olan bir kadındı. Hatta ters köşeydi. Öyle karakterleri, yani ters köşe oynamak tabii daha keyifli. Ya bizi ya şöyle tiple aslında sınırlandırmamaları lazım yani. Bir oyuncu her şeyi oynayabilmeli. Yeter ki bize verilsin. Ya o bize şans verildiği zaman herkes eminim elinden geleni yapar. Bir erkek karakteri canlandırır mıydınız? Bunun için saçlarınızı da feda eder miydiniz? Nasıl bir soru ya şu an? Bilmem, olabilir yani, işe bağlı. Saçları da feda eder miydiniz? Edilir ya, saç uzar ne olacak? Allah sağlık versin, bir şey olmaz. Şımarık mı? Şımarık mı? Yok, o Tarkan'ın şarkısı. Yok, o değil. Şaşırt beni. Bir tek şeye su tuttu şu an. Şaşırdı. Şaşırdın değil mi şaşırdı şu an? Evet. Şaşırt beni iyi gidiyor. İkinci senemizdeyiz. Artık oturdu oyunumuzda. Turnelere de çıkıyoruz. Turne çok keyifli oluyor zaten. İstanbul'da da oynuyoruz, devam ediyor. Ankara'ya gidiyoruz, Bursa'ya gidiyoruz. Çok güzel. Ya yani tiyatro bambaşka. Şunu da sormak istiyorum. Pembe modası geçmeyecek gibi Barbie'ye herkesin üzerine yapıştı galiba efendim. Yok ya, Barbie'den değil ya. Ben pembe severim zaten. Hayır, şimdi motorla geldik de gidiyorum bilemedim üstüme trafikten. Yok, artık aynı. Bir şey gitmiyor. Aynı. Yani en son spor yapıyorum. Haftanın 5 gün spor yapıyorum. Dikkatli besleniyorum. Bazen çok yiyorum, bazen az yiyorum. Öyle dengeliyorum. Yok, çok şükür öyle bir ameliyat geçirmedim. Zaten iyi beslenince ve spor yapınca karşılığını çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. O da zaten kalıcı oluyor. İyi, okul devam ediyor. Biri ilkokul 3, biri ilkokul 1. Okuma yazma 3. kez öğreniyorum onlarla birlikte. Sizin için de hayat düzene girdi aslında baktığımız zaman okullar açılınca. Evet, aynen. Onlar okuldayken ben kendi işlerimi halledebiliyorum. Çok daha rahat oluyor tabii. Unuttuğunuz şeyler var mıymış efendim ilkokuldan? Şimdi dediniz ya tekrardan. Şu an el ele diye devam ediyoruz. Bütün anneler beni bilir şu an. Yani bir eldir, el eledir gidiyor. Allah'ım o kadar zor ki. Çünkü bizim zamanımızdaki gibi değil. Biz hecelerdik, bizde fişler vardı. Ali Atabak. Ha, şimdi ses çıkartıyor çocuklar. Değişik bir sistem, çok anlamıyorum açıkçası. Peki biraz da kulis dedikodularını alalım. İçerideki durumlar nedir? Kenan Bey'le görüşmeye fırsatınız oldu mu? Yok, olmadı. Biz az önce geldik. Bir kahve içip içeri geçeceğiz. Ama ben yılda iki kere dinlemezsem olmaz. Biri Bodrum'dadır, Antik, evet, Tiyatro. Birisi de Harbiye'dir. Çok seviyorum. O yüzden çok keyifle yine koşa koşa geldim. Bugün neler bekliyorsunuz Kenan Doğulu'dan performans açısından? Özellikle sahne şovları olsun. Aa, bilmem, öyle çok şovlu bir şey mi acaba bugün? Olabilir. Harbiye olunca işin rengi değişiyor birazcık evet, aslında. Evet, Harbiye'de keyifli oluyor. Bilmiyorum. Ya ben çok sevdiğim için şarkılarını ne olursa olsun ben dinlerim. Sesiniz nasıldır? Kötü. Evet, kötü. Her şey olacak demiş ama kötü. Ben gideyim, kocam orada kaldı. Yüzünüzdeki morluklar solaryumdan dolayı mı? Ararım böyle morluk görüyorum zaten. Yok, vitamin yaptırdım ondan. Vitamin yaptırıyorum arada, o yüzden. Aa, sor. O çocukken trafik kazası geçirdim. Çok ciddi bir trafik kazası, 6 yaşında. Yüzümün sol tarafı bayağı parçalanmıştı. Ondan kalma bir dikiş izi. Biraz derin tabii. Arada öyle parlıyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.